Mehmet Ali Bulut. Can boğazdan çıkar. Kan gruplarına göre beslenme. Mikro düşmanlarımız. Bunca savunma kalkanına rağmen vücuda giren organizmalar da bulunuyor. Mikro düşmanlar dediğimiz bu varlıklar vücudun kendisine ait olmayıp şu veya bu şekilde vücuda girmeyi başaran ve dolayısıyla vücuttaki savunma ordusunu harekete geçiren mikro canlılardır. Dünyada yüzlerce çeşit bakteri vardır. Elbette vücuda giren her yabancı hücre, her yabancı madde hemen düşman muamelesi görmez. Yemek yerken, ilaç alırken, su içerken de vücudumuza yabancı maddeler alınır. Fakat vücut bunlarla bir savaşa girmez. Vücuda giren yabancı bir maddenin savunma hücreleri tarafından düşman olarak algılanmaları için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Molekül büyüklüğü, vücuttan atılma hızı, vücuda giriş şekli gibi. Şimdi bu vücudun yabancı misafirlerinin kimler olduğunu görelim. Bakteriler, sayıları oldukça fazla olan ve insanların güya hastalıklara karşı vücudu korumak maksadıyla ürettikleri aşı, ilaç, antibiyotik gibi suni ve sentetik ilaçlar nedeniyle her gün yenileri ortaya çıkan düşmanlarımız arasında bakteriler haklı bir üne sahiptir. Bakteriler çeşitli yollardan insan bedenine girerek burada müthiş bir savaşın başlamasına sebep olurlar. Bazen ciddi rahatsızlıklarla da sonuçlanan bu savaşlar birkaç mikron büyüklüğündeki bir canlıda gizlenmiş gücü ve yeteneği açıkça ortaya koymaktadır. Bu bakterilerde tıpkı bizi savunmakla görevli hücreler ve mikroorganizmalar gibi muhteşem donanımlara sahiptirler. Hücrelerimizdeki savunma kabiliyeti ne kadar yüksek ise bakterilerdeki saldırı ve imha kabiliyetleri de o kadar yüksek ve gelişkindir. Daha da ilginci, onlar da müthiş savunma taktikleri geliştirebiliyor. Ürettiğimiz ilaçlara karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirebiliyor. Yapılarını yenileyebiliyorlar. Öte yandan son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki bakteriler en ağır ve en zor şartlarda dahi varlıklarını sürdürebiliyorlar. Üstelik müthiş bir dayanma kabiliyetleri var. Özellikle bakterilerin spor adı verilen şekilleri çok yüksek ısıya ve kuraklığa uzun zaman karşı koyabilmektedir. Bazı mikroorganizmaların çok zor yok edilmesi bu yüzdendir. Virüsler. İnsan vücudu adeta değerli bir elmasın çok güvenli bir kasada muhafaza edilmesi gibi yoğun bir gözetime ve korumaya sahiptir. Ancak vücudu ele geçirmeye çalışan canlıların bir kısmı da tecrübeli birer hırsız gibi hareket ederler. Bu hırsızların en başarılılarından biri de virüslerdir. Elektron mikroskopunun keşfiyle varlığından haberdar olduğumuz bu minik canlılar hücre bile sayılmayacak kadar basit yapılı ve küçüktürler. Boyutları 0,1 ila 0,280 mikron arasında değişen 10.000 tanesi art arda dizildiğinde 3 cm'den daha kısa bir uzunluk oluşturabilecek kadar küçük olan virüsler. Bu nedenle kimi bilim adamlarınca canlılar aleminin bir üyesi dahi kabul edilmezler. Kategori olarak canlılar aleminin dışında tutulsalar da en az diğer canlılar kadar üstün yeteneklere sahip oldukları tartışma götürmez bir gerçektir. Virüslerin yaşamları incelendiğinde de bu hakikat açıkça görülür. Virüsler diğer canlıların zorunlu asalağıdır. Yani yaşayabilmeleri için bir bitki, hayvan ya da insan hücresine girip onun besinini, enerjisini kullanmaları gerekir. Çünkü virüslerin kendi başlarına hayatta kalabilecek bir sistemleri yoktur. Virüsler sanki bu gerçeğin bilincinde gibi bir hücrenin içine ustaca sızar, yine aynı ustalıkla orayı işgal ettikten sonra hücreyi kendilerini kopyalayan bir virüs üretim fabrikası haline getirebilirler. Zeki casuslar. Virüsün hücreyi ele geçirmek amacıyla uyguladığı bu plan son derece karmaşık ve zekicedir. Bunun için virüsün en başta yaptığı şey hücrenin yapısının kendisinin bu faaliyetine uygun olup olmadığını tespit etmektir. Bu işlemi son derece dikkatli ve titiz yapması gerekir. Çünkü yapacağı en ufak hata yok olmasına sebep olacaktır. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için özel algılayıcıları sayesinde hücrenin kendisine uygun olup olmadığını kontrol eder. Daha sonra yapacağı en önemli iş ise kendini hücrenin içine kusursuzca monte etmektir. Virüs uyguladığı taktiklerle hücreyi öylesine şaşırtır ki varlığının fark edilmesine dahi izin vermez. Olaylar bundan sonra şöyle gelişir. Hücre, virüse ait yeni DNA'yı çekirdeğin içine taşır. Hücre protein ürettiğini zannederek bu yeni DNA'yı kopyalamaya başlar. Virüsün DNA'sı
Hücrede o kadar sinsi gizlenir ki hücre farkına varmadan kendi düşmanının üretim fabrikası haline gelmiş olur ve kendini de yok edecek virüsleri üretir. Virüsün kalıtım yapısını bundan böyle hücrenin yabancı olarak tanımlaması gerçekten çok zordur. Virüs kendini hücreye o kadar iyi monte eder ki adeta ona ait bir parça haline gelir. Üreme işini tamamladıktan sonra kendisi ve yeni virüsler aynı işi başka hücrelerde tekrarlamak üzere o hücreden çıkarlar. Bu olaylar sırasında virüs ev sahibi hücreyi öldürebilir, ona zarar verebilir, yapısını değiştirebilir veya hiçbir şey yapmaz. Bu virüsün ve hücrenin cinsine bağlıdır. Vücut dediğimiz bu değerli yapı tüm bu davetsiz misafirleriyle birlikte kendi varlığını koruma ve sürdürmeyi başaran muhteşem bir mekanizmadır. İkinci bölüm. Hastalıkların temel sebepleri. Müslüman tabipler kainat gibi insan bedenini de bir bütün olarak ele almışlar ve onu öyle tedavi etmişlerdir. Hatta denilebilir ki İslam tıbbı insanı tedavi etmekten daha önce sağlığını korumak üzere inşa edilmiştir. Esasında Kur'an'ın ve sünnetin öngördüğü tababette bedenin hasta edilmemesini esas alır. Gerek Kur'an'ın ve kulu veşrebu ve la tusrifu ayeti çerçevesinde telkin ettiği yeme içme tarzı, gerekse Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla insanlığa model olarak sunduğu yeme içme uslubu ve koruyucu hekimlik yaklaşımları temelde bu bedenin hasta edilmemesini esas alır. Çünkü hastalık yaygın kanaatin aksine insanın kendi seçimidir. Cenab-ı Hak hiçbir kuluna zulüm murad etmediğini, alemlere zulmetmeyi zatına yazmadığını Kur'an'da sık sık vurgular. Dolayısıyla insanın başına gelen ve ona sıkıntı ve eza veren her şey direkt veya dolaylı olarak kişinin kendi seçimlerinin doğal bir neticesi, kendi eseridir. Hastalık da öyle, sağlık da. Elbette bu ikisinin bir imtihan olma özelliği de vardır aynı zamanda. Yani ola ki insan nefsine uyar, ellerinin yaptığı neticesinde bir çaresizliğe düşer, bir hastalığa yakalanır veya bir felaket gelip onu bulur. İşte o an eğer o bela ve hastalığa karşı sabreder ve isyan etmez ise bu ona ayrıca büyük mükafat kazandırır. Aslında bela ve musibet bir tür hak ediş olduğundan insan için aynı zamanda gerçek bir kemale erme ve rahmet vesilesidir. Bu tür musibetlerin ana gayesi yine yaratıcının eşsiz rahmetinin bir tecellisi olarak yaptıklarımızın faturasını ahirete intikal ettirmeden burada ödetmektir ki bu düşünenler için cidden ilahi bir ikramdır. İşte hastalık ve belalara imtihan gözüyle bakılması dahi şu hikmete binaendir. Din sağlıklı bireylerle yaşanır. İnsanın dünyadaki asıl vazifesi kendisine emanet verilen şu harika yapıya iyi bakmak. Bu bedeni hasta etmemek, aciz bırakmamaktır. Hatırlarsanız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veren el alan elden üstündür diyerek insanı fakir kalmamaya teşvik eder. Sağlıklı olmak da öyle. Keza güçlü mümin zayıf müminden evladır. Dolayısıyla İslam prensipte mensuplarından güçlü ve sağlıklı bireyler olmalarını ister. Onların kendilerini hasta etmesi veya zayıf düşürmesi değil. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir gelmez ilk yaptığı iş İslam'a davet etmek maksadıyla çevre krallıklara ve kabile reislerine mektup göndermek olmuştur. Kendisine davette bulunduklarından biri de Mısır Meliki Mukavkıs'tı. Mukavkıs, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elçilerini çok iyi karşılamış, onları dinledikten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beklenen peygamber olduğunu anlamış fakat onu tasdik edip dinine girme konusunu zamana bırakmıştır. Öte yandan nübüvvetini tasdik ettiğini göstermek babında da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iki cariye ve bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından hasta olanları tedavi etmesi için kendi özel doktorunu Medine'ye göndermişti. 1,5 sene Medine'de kalan doktorun bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkıp şöyle dediği rivayet edilir. Ya Muhammed, ben 1,5 yıldır buradayım. Efendim, beni hastalıklarınızı tedavi etmem için size gönderdi. Ama bugüne kadar hiç kimse ben hastayım diye bana gelmedi. Doğrusu ben de aranızda hasta göremiyorum. Eğer müsaade ederseniz memleketime döneyim. Çünkü orada ben önemli bir insanım ve çok hastalarım var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doktora sen bizim misafirimizsin dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürür.
Burada istediğin kadar kalabilirsin. Varlığın bize ağır gelmez. Hasta olmaya gelince, evet, ben ve arkadaşlarım hasta olmayız. Doktor hayretle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakar. Nasıl yani der. Peygamber Efendimiz onun merakını gidermek için açıklamada bulunur. Biz hasta olmayız. Çünkü biz asla acıkmadan yemek yemeyiz. Yemek yediğimizde de sofradan doymadan kalkarız. Ve senede bir defa hacamat yaptırırız. Bu hadise bize insanların neden hastalandıklarının gerekçesini net bir şekilde izah ediyor. Din, dünya hayatını tanzim eder. Esasında hasta olmamıza yol açan sebepleri izah ederken göreceğiz ki hastalanmanın temelinde iki unsur, çok ve karışık yemek var. Bugüne kadar az yemek bize daha çok bir takva meselesi olarak aktarıldı. Kimse bize riyazetin ve az yemenin aynı zamanda maddi sağlığın korunması için şart olduğunu söylemedi. Genellikle az yemek, az uyumak lazım geldiği tüm mevziye ve tasavvuf kitaplarında telkin edilir. Fakat bu telkin nefsin mutmain olması, bedenin ve taiflerinin manevi feyze açılması için yapılır. Sağlıkla ilişkisi hatırlanmaz. Hele hele sağlık ve ameli salih dediğimiz yararlı işlerin birbirleriyle ilintili olduğu hiç akıllara getirilmez. Oysa az yeme tavsiyesi doğrudan sağlıklı bir beden için de dikkat edilmesi gereken temel koruyucu hekimlik tedbirlerinin başında gelir. Elbette az yemenin manevi feyizleri saymakla bitmez. Zaten hafifleyen ve gereksiz yüklerinden, riyazetle hayvani hallerinden kurtulmuş bir bedenin doğal sonucudur. Feyze açık bir ruh haleti. Fakat biz bu çalışmamızda meseleyi bu yönüyle değil, tamamen bedenin sağlığı açısından değerlendireceğiz. Konunun bu boyutu başlı başına bir çalışma olacak kadar kapsamlıdır çünkü. Evet, kişi hastalanmak istemiyorsa öncelikle "Vekulu veşribu" ayetinin hikmetine uyması gerekiyor. Sağlıklı yaşam Allah'ın rızasıdır. Dini ve sünneti insanlara aktaranlarda gördüğüm bir yanlışlığa burada basitçe de olsa temas etmekte yarar görüyorum. Din alimleri ve hocalar dini bize Allah'ın insana dayattığı ve insanın da ister istemez yapması gereken bir teklifler bütünü olarak anlatırlar. Hatta deyim yerinde ise dayatırlar. Yani sanki insan dini emir ve yasakları yerine getirirse Allah'ın haşa bundan bir kazancı olacak gibi bir algı meydana getirmişlerdir yüzyıllar içerisinde. Bu açıdan bakan biri için namaz bir borçtur. Oruç bir vazifedir. İstese de istemese de insan bunu yapmak mecburiyetindedir. Sanki insan bunları yerine getirmezse Allah insana küsecek, darılacak. İnsanın değil de Allah'ın tüm bu işlere ihtiyacı varmış gibi bir algı din algımızın merkezine yerleşmiş durumda. Biz de bu sebeple aslında bizim hayatımızı tanzim etmemiz için çizilmiş bu ibadetler dünyasını bir tür doğru yaşam kılavuzu olarak değil de yerine getirilmesi elzem borçlarımızmış gibi telakki etmekteyiz. Oysa insan dini emir ve yasakların, insanın bu dünyada daha rahat bir hayat sürmesi, kendisine verilen yetenekleri doğru ve tam inkişaf ettirebilmesi, kişisel gelişimini tamamlaması ve kendi potansiyelini açığa çıkarabilmesi için ona yapılmış ikramlar olduğunu bilse, canla, başla onları yerine getirme uğraşısı içinde olurdu. Ben dinin emir ve yasaklarının ekmek ve su kadar insana lazım bir hayat rehberi olduğunu öğrendiğimde, ömrümün büyük bir kısmını geçirmiş ve en büyük sermayem olan aklımı ve içinde keyifle yaşamam için verilmiş bedenimi yeterince tahrip etmiş durumdaydım. Ben ve benim gibi düşünen pek çok kişi dini algıların namaz kıl çünkü Allah namaz kılmayanı sevmez. Oruç tut çünkü Allah oruç tutmayanı cezalandırır. Sakın fazla yeme içme çünkü Allah çok yiyip içeni sevmez şeklinde kodlandığı bir kültürel ortamda yetiştik. O zaman da işin farkında olmayan bizim gibi tembel insanlar ne yani ben ibadet etmesem Cenab-ı Hak'tan bir şey mi eksilecek diyerek kendimiz için hayat memat meselesi olan bu imkanlardan ve nimetlerden yararlanmayı bilemedik. Çünkü pek çoğumuza bizim için hayati birer yaşam düsturu olan bu hükümler birer kuraldan öte bir şey değilmiş gibi anlatıldı.
Oysa tüm bu emirlerin kişinin bu dünyadaki bireysel yaşamı ve başarısı için, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesi için işin aslını bilen Yüce Kudret tarafından yapılan öneriler olduğu öğretilseydi. Dinin emir ve yasaklarına en azından bir doktorun mustar durumdaki bir hastasına yaptığı telkin ve önerileri kadar önem verilirdi. Dinin telkin ettiği gerçek yaşam üsluplarının yaşam için ne kadar gerekli eylemler olduğunu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayat gibi bir hayat sürdürmenin cenneti burada da yaşamak kadar değerli bir şey olduğunu insanlar bilebilseler, inanın hiç kimse dinin en küçük bir emir ve yasağını bile ihlal etmezdi. Bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşama biçimi bir yaşam ve aile rehberliği olarak anlatılabilse, göreceğiz ki onun yaşam tarzı aynı zamanda başarının, huzur ve mutluluğun, iyi bir aile reisi olabilmenin de pratiğidir. O bir hakiki hayat koçudur. Sağlık bir tür cennet, hastalıksa cehennemdir. Hepimiz cenneti ve cehennemi sadece ölümün ötesinde gerçekleşecek bir hayat sanıyoruz. Elbette bu zikrettiğimiz durakların asılları ölümden sonradır. Fakat kişi dünyada da cehennemi bir azap içinde olabilir. Yahut cennetasa bir hayat sürdürme imkanı var edebilir. İnsan burada da bu huzuru bulmak ve gerçekleştirmekle mükelleftir. Elbette asıl cennet ölümden sonradır ama ilahi tedbir ve tekliflere gerçek anlamda uyarak yaşayan biri aynı zamanda dünya hayatını da kendi tercihleriyle cennete çevirme olanağına sahiptir. Oysa insanoğlu bu dünya hayatını hazları, alışkanlıkları, müptelalıkları ve bilhassa da aklını doğru ve yerinde kullanmamak neticesinde çekilmez kılıyor. Kendisine sorunsuz ve hastalıksız bir formatta, deyim yerinde ise harika işleyen otomatik ayarlarla hediye edilmiş bu bedenini bir yığın zahmetle yorgunluk, hastalık ve dert torbasına dönüştürebiliyor. Esasında bedenimize bir tür cehennemi işkence yapmamıza yol açan aşırı yükleri, kolesterol, trigliserit, tansiyon, migren, şeker, hipoglisemi, obezite gibi tamamen yanlış ve kötü beslenmekten kaynaklanan sıkıntıları kader ve kalıtımla izah ediyoruz. Oysa bütün bu rahatsızlıkların kökeninde kanın yağlanması ve asitlenmesi gibi temel bir sebep yatar. Yeme içme alışkanlıklarına bağlı gelişen bu rahatsızlıklar sebebiyle yaşam kalitesi sıfıra iner. Adeta saklı bir cehennemi bu dünyada da tatmış oluruz. Migren hastası bir insana sorun. O saatler cehennemi azaba denk saatler değil de nedir? Buna karşılık huzurlu ve rahat kişinin istediğini yapabildiği, istediğini yiyebildiği bir yaşam düşünün. İkisi arasındaki fark sahiden de cehennemle cennet arasındaki fark gibi değil midir? Esasında aynı sıkıntı bedenini normal ölçülerden saptırmış insanlar için de geçerlidir. Zira ne uykuları uyku ne de hayatları hayattır. Sağlıklı yaşam ne demektir? Gidip şeker hastalarına sorun. Yaşamın tüm hazlarını yerle bir eden hipoglisemi, diyabet illetine maruz kalanlara sorun. Kanser tedavisi gören, ağır kiloları altında ezilen, adeta vücudunu sürükleyerek yaşayan insanlara sorun. Biz bütün hastalık ve musibetlerin ortaya çıkış sebebini kader ile izah etmeye alışık olduğumuz için bize düşen tedbirleri aklımıza getirmek istemeyiz. Başımıza gelenler konusunda haz öncelikli bir yaşam sürmemizi, abur cubur yemekliğimizi hiç sorumlu tutmayız. Bazıları da var ki ay şekerim ne yesem yarıyor tavrıyla adeta vücudunun kendisine karşı maksatlı bir tutum içinde olduğunu şikayet eder. Elbette işin manevi ve kader boyutu da vardır. Fakat bir şeyin kaderde bulunması dahi yine bir şekilde bizim açık veya saklı bir talebimiz veya tercihimizle ilgilidir. Hakikaten Allah kuluna zulmü murad etmemiştir. Bu vücut sarayımızın ekser faaliyetleri yaratıcısına bakar.
O açıdan yaptığımız her eylemin karşılığında bir mükafat veya ceza öngörülmesi mantıken de kabul edilebilir bir şeydir. Dolayısıyla kötü beslenmenin yani motorin ile çalışması gereken bir motora süper benzin koymanın bir ceremesi vardır. Bunu da insan sağlığını kaybederek ödüyor.